Bakan herkes bunu görebilir. Birisi sana çıkış önerdiği zaman sen gel de benim koşullarımı gör sen neden bahsediyorsun diyen adamın çıkış bulmakla alakası olmadığını anlarsın. Yani şimdi bir çıkış arayan insan en ufak çıkış önerisi ihtimali bile kulak kesilir değil mi? Ama eğer çıkış aramıyorsan sadece işin yakınmak ise bunu bunun hipnoz altındaysan o zaman çıkışa dair ara çözüme dair aklı selime dair her şey seni ekstra sinirlendir. Şimdi geçenlerde bir üniversite öğrencisi mi, master, doktora bir, bir şeyle bir... Ben yazışmadım. Gerçi böyle mentionlardan görüyorum. Beni de atıf yaparak yazıyorlar. Bunların zamanındaki gibi mi şimdi üniversite? Yani hede hede oldu, pidi pidi oldu. Bizim çocuğumuzu yediler, bunumuzu kestiler. Ya yani şimdi orada eskiden olsa Şöyle bir üniversite dönemi bir özetlemek isterim. Mesela ben üniversiteyi bitirdiğim son seneden doktoramın bittiği döneme kadar rezillik, nobranlık, nadanlık, pespaylık, şey paçozluk, adilik, eşeklik, üçkağıtçılık her şeyin dibini gördüm üniversitede. Yani tepeden atanan bir rektörün gözümün önünde koskoca bölüm başkanımı seni bahçeye sürerim diye tehdit edecek kadar alçalabildiğini gördüm. Yani akademik kariyerdir, yayındırdan öte ideolojik aidiyetin şekil şemalin her şey olduğu dönemlerden geçtim. Ama ben bunların ticaretini yapmadım, bunları anlatıp satmadım, bunları yakınarak acıma devşirmeye çalışmadım. Bir şey tercih ettim. Ya yani bir tercih yaptım basitçe. Böyle mi? Ben öyle değil böyle yapacağım ve öyle yapma yolunda ilişkiler kurdum. Kulağımı onlara açtım yeni çıkışlara. Sadece bu kadar basit bir tercihte bu rezil süreç bana müthiş şeyler öğretti. Her arkadaşıma, her itiraz eden arkadaşıma bunu anlatabilmeyi çok isterdim. Biri sanıyor ki benim çocukluğum ponçik yetti. Ben her gün sopa yedim. Her gün sopa yedim. Bugün adına bullying diyorlar ya akran zorbalığı. Dibini yaşadım. Ama onlar sadece ansiklopedi okuyup bugünlere geldim mesela. <laughs> Ama o dönem o işte öyle tanımı olmadığı için hiç hiç öyle gelmiyor Tabii <laughs> Şimdi yani bunların her biriyle ilgili tek tek cevap vermek yerine bunun bir tercih olduğunu aslında tekrar Tuzu kuruluk bir tercih. Yani geçmişte yaptığın şeylerin bugünkü sonuçlarına baktığın zaman hep diyorum ya küçük küçük tercihlerin inşa ettiği bir kaderi bugün yaşıyorsun. Sen bugünkü bir şeyden şikayet ediyorsan dün yaşın çok geçse senin değil belki anne babanın yanlış tercihlerinin bir birikimini yaşıyorsun. Bu arada yanlış tercih derken yatırım tercihini falan kasmıyor. Mikro kararlardaki minik minik o kaderi ören tekrarlar bunlar. İşte senin hipnoz diye adlandırdığın o şey bizi devamlı bir döngüde tutuyor ya. Şikayet ve yakınma döngüsü sadece ve sadece derinleştiriyor. Sen i̇stediğin kadar asgari ücretin yetersizliğinden şikayet et. Bu sana daha yüksek gelir sağlamıyor. Bunu fark etmen lazım. Daha yüksek gelire ihtiyacın varsa bununla ilgili çözümlere odaklanacak bir zihin için ilk yapman gereken şey yakınmayı sonlandırmak. İnsanlar bunu göremiyorlar. Yani bunu anlatmak da çok zor önemli. Şimdi ben meşrep itibariyle bir de hayatımdaki hakikaten bence herkesin hayatında olan birçok şanslı faktör nedeniyle biraz daha bunu yapmaya erken dönemlerde fırsat bulduğum için bu bende bir kas olarak gelişmiş gibi gözüküyor. Bazen biliyorsun sinir bozucu olabiliyor etrafımda. İnsanların uzun süre yakınmasına katlanamıyorum mesela. Hemen sonuca gelelim falan oluyorum. Bu da belki çok sağlıklı bir şey değil ama bu kadar olmasa da ya bu bir karar meselesi. Ne olur buna itiraz etme. Yani kendin için itiraz etme. Benim için değil. Yani beni memnun etmek zorunda değilsin ama kendin için bilmen gereken şey senin kararın, senin kaderin. Yani bunu öyle bakmak lazım. Benim tuzu kuru olmamın sebebi bence bu gibi gözüküyor. Yani iyi ki dövmüşler, iyi ki sövmüşler, iyi ki çelme takmışlar. Ben o gün öyle yaptım. Onlarla ilgilenmemeyi tercih ettiğim için bugün başka bir şey yaşıyorum yani.